Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet, il içi tayin başvuruları açıklandı, kılavuzu, takvimi açıklandı. Şimdi onlarla alakalı biraz konuşalım istedik. Ne düşünüyorsun İknur Hocam? Bir an önce sonuçlanmasını temenni ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi önemli noktalardan bahsedeceğiz. Şimdi en fazla merak edilen işte kadroya geçirilen öğretmenler başvuru yapabilecek mi kısmıydı. Maalesef hani benim de her zaman söylediğim gibi başvuru yapamayacaklar bu yeni kadroya geçen öğretmenler. Yani 4 yıl şartı, 3 artı 1 yıl şartı aranmaya devam etmiş oldu. Ama işte yeni atama değil de mesela daha önceden Bursa'ya geçmiştiniz veya daha önceden yer değiştirmiştiniz. O durumda 3 yıl şarttır arkadaşlar. Ama dediğim gibi ilk atamaysanız eğer ilk atamadan sonra 4 yıl geçtikten sonra il içi tayini isteme şansınız oluyor. Veya işte hani şunu da söyleyeyim, il içinde şimdi yer değişikliği yaparsanız hani bu il dışına bir engel teşkil etmiyor sonraki dönemlerde. Ama mesela İknur Hocam şu anda il içi yaparsak aynı zamanda bu yaz olan il dışına başvuru yapabilir miyiz? Hayır, yapamayız. Evet, böyle yani bir durum. Yaptık 15-20 gün sonra, bir ay sonra il dışına başvuru yapamıyoruz arkadaşlar. Nasıl yapabiliyoruz? Bu sene yaptık. İşte bir sonrakinde yapabiliyoruz. Evet, yani seneye olan il dışına başvuru yapabiliyorsunuz gene. Onu engellemiyor. Mesela ben onu yapmıştım. İstanbul'da Zeytinburnu'ndan Gazi Osman Paşa'ya geçtim. Ondan sonra da seneye işte il dışı yapmıştım mesela. Bunun dışında işte başvurular 13 ile 17 Temmuz arasında olacak. Saat 4'e kadar oluyor. Hani bazen biliyorsunuz işte 12'ye kadar olduğu falan oluyor ya. Bu sefer 4'e kadar olacak. Evet, ona dikkat etmek lazım. Yani yalnız şuna dikkat etmek lazım. Hani, başvuru yapılana kadar ekleteceğiniz hizmet puanınız varsa kesinlikle ekletin. Mesela ben de il içi başvurusu yapacağım. Baktım DYK puanlarım daha ekletilmemiş bu sene girdiklerim. Sizde DYK puanlarınız varsa hani bir 4,5 puan 5 puan oradan gelir. O yüzden hani mutlaka ekleteceğiniz puanınız varsa ekletin arkadaşlar. Ne zaman belli olacak göreve başlangıçlar ya da işte nereye geldiğiniz? 20 Temmuz'da. Yani 17 Temmuz'da görev için hani başvurularınız bitecek. Daha sonra 20 Temmuz'da belli olacak. İknur Hocanızın az önce dediği gibi bir okul onayı, ilçe onayı, il onayı var. Daha önce mesela İknur biz böyle bir sorun yaşamıştık. Evet evet. Biz İstanbul'da başvurduk. Ama çok fazla yoğunluk olduğu için yani şu anda mesela 17 Temmuz son ya, son tarihe kadar son gün böyle son yarım saat kala falan onayladılar. Biz de çok böyle endişeli beklemiştik yani hani ne zaman onaylayacaklar, onaylayacaklar mı acaba falan diye. Bunu takip etmesi gereken sizsiniz arkadaşlar. Takip edip aramanız lazım. Peki İknur Hocam sözleşmeliler başvurabilir mi? Onlar başvuramaz. Sözleşmeli öğretmenler başvuramaz. Zaten 4 artı 1 şartı var ya. 3 artı 1 şartı var değil mi? Sözleşmeliler ve adaylar başvuramazlar. Sınır tarih şartı, yani ne zamana kadar göreve başlamış olanlar başvurabilir? 30 Eylül arkadaşlar sınır tarih şartı. Yani 30 Eylül 2019'dan evvel göreve başlamış olan kişiler ne yapabilirler? Başvurabilirler. Yani mesela 1 Eylül 2019'da göreve başlamıştınız. İşte 1 Haziran 2019'da göreve başlamıştınız. Siz başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama sonrakiler yapamazlar. Yani mesela Kasım 2019'da, işte Aralık 2019'da başlamış olan başvuru yapamaz. Başvurular nereden iknir hocam? Mebüs'ten. Evet, Mebüs'ten başvuru yapıyoruz. Tayinler hizmet puanına bağlı arkadaşlar. Hizmet puanı üstünlüğüne göre olmuş oluyor. Hizmet puanı üstünlüğünden başka bir şeye bakılmıyor arkadaşlar. Ücretsiz indikiler başvuru yapabiliyorlar mı? Evet. Eğer döneceklerse görevlerine bu durumda başvuru yapabilirler. Sözleşmelilikten kadroya geçenler eğer norm fazlasıysa bu önemli bir nokta. Eğer norm fazlasıysa sen bu arkadaşlarımız... Sen biz o tarafa doğru, kendine doğru çektik biz burada çocuklarla. Eğer ki norm fazlasıysanız arkadaşlar yeni kadroya geçilenlerden de olsanız gene başvuru yapma imkanınız oluyor. Bunun dışında doğrudan bakanlık kadrosuna bağlı okullarda çalışanlar, proje okullarında yani arkadaşlar. Bu arkadaşlarımız için de 3 yıl şartı aranmıyor. Bu da önemli bir nokta. İl dışı tayine dediğim gibi bu sene il içi tayine başvurursanız 10 gün sonra il dışı tayine başvuramazsınız. Ama sonraki yıl başvuru yapabilirsiniz. Hizmet puanı hesabında da arkadaşlar 17 Temmuz baz alınacak. Ama dediğim gibi hani tarih anlamında ise 30 Eylül baz alınacak. Bu da önemli bir nokta. Yani 30 Aralık değil,
başka bir tarih değil. Hani değişiklik gösterebiliyor bazı yıllar. İşte bazı yıllar 30 Aralık'ta baz alındığı oluyor başka tayinlerde. İşte bakıyorsunuz hani daha değişik, mesela eş durumunda bir 18 Ağustos baz alındı bir ara. Yani öyle değişiklikler olabiliyor. Bunda da 30 Eylül baz alınacak. Dediğim gibi 30 Eylül 2019'dan önce göreve başlamış olan kişiler il içine başvurabilecekler. Ancak tekrar söylüyorum, eğer non fazlasıysanız ve kadroya geçtiyseniz, yani bu son kadroya geçenler de buna dahiller. Eğer bir şekilde kadroya geçtiyseniz ve non fazlasıysanız bu atamaya, bu tayine başvuru yapma hakkınız var arkadaşlar. Evet İlkin Hocam, ne düşünüyorsun? Ya tam proje okulları başvurusu da zaten iptal olmuştu. İnşallah güzel ve çok yer açılır. Daha herkes istediği yere geçer diye düşünüyorum. Evet inşallah istediğimiz yerler açılır. Benim de geçmek İnşallah. İstediğim yerler var. Hepimizin olduğu evet, gibi. Proje okullarına başvurmuştum. O takvim ve kılavuz iptal olunca biz de bu tarafa doğru dönüş yapmış olduk. Evet, evet. Sizin de vardır geçmek istediğiniz yerler. Hani en iyi okul en yakın okuldur diyorlar ya. Hani öyle düşünerek biz de, yani ben de evime yakın okulları istiyorum. Ya etrafımda şeyden hani hep düşünüyorduk ya, işte öğretmenler emekli olacaklar diye. Emekliye ayrılmayı düşünüp işte dilekçesini verip iptal eden de gördüğüm öğretmen arkadaşlar var. O yüzden böyle ümidim gitgide azalmaya da hafiften başlıyor gibi, inşallah öyle olmaz yani. Yok ya, gene emekliye ayrılacak olanlar çok var yani. Evet yani var da öyle ayrılan da duydum ben. Ben il içinde daha önce tayin yapmıştım dediğim gibi. Hani iyi okullarda açılabiliyor. O yüzden ümitsiz olmamak lazım arkadaşlar. Güzel okullar açılabilir. Bir de şey durumu var. İl içinde muhtemel açılacak okullar oluyor. Bir de kesin açık okullar oluyor. Şimdi kesin açık okullarda açık var. Ama bakıyorsunuz iyi yerler veya istediğiniz yerler tutmayabiliyor. Ama bir de muhtemel açılacak okullar var. Yani kalan bazen listenin hepsi açılıyor. Şey hani onun içinde oluyor. Evet, evet. Ama bakıyorsunuz açılmıyor. Yani oradaki öğretmen giderse yerine birisi gelebilir. Aynen o tip bir şey olmuş oluyor. Ama bakıyorsunuz gitmiyor. O yüzden mesela hani o değerlendirmeye alınmamış oluyor. Bu tip şeyler de var. Ama ben hepsini deneyeceğim yani, dediğim gibi siz de denersiniz isterseniz. Muhtemel açılacak muhabbetinin de manası bu arkadaşlar. Durum bu şekilde. 40 tercihe kadar yapma hakkınız var ama yapmama şansınız da var. Yani bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Dediğim gibi hizmet puanı önemli. Hizmet puanı aynı ise eğer, bu durumda hizmet süresi önemli oluyor. Hizmet puanında da biliyorsunuz normal işte yıllardan okuldan puan alıyorsunuz. Bir de DYK'lar var. 4,5-5 puan da bunlar getiriyor. Pansiyonda görev yaptıysanız, mesela İknur hocanız yapmış pansiyon görevi, bunlar bir puan getirir. Ya bunun benim yanı sıra da dönemde yoktu öyle bir şey. Bunun yanı sıra da önceden işte hani başka bir yerde çalıştıysanız işte hani puan getirebilecek şeyleri değerlendirebilirsiniz. Memurluk yaptıysanız mesela veya işte özel okulda çalıştıysanız hani bunlar da ek puan getirebilir. Bunları da ama başvuru yapmadan önce ekletmelisiniz arkadaşlar. Evet. Durum bu şekilde. Var mı İknur hocam ekleyeceğim bir şey? İnşallah güzel yerler açılır. Tekrar dua ediyorum. Evet, hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.